Antigos'ta kendi arenasında paranormal iletişime, etkileşime devam ediyoruz. Yeni bir konu, çok sıcak bir konu. Bu konuyu özel kılan bir ayine kurban gidilen iki kız çocuğu ve intihar eden Semih isminde bir şahıs. Bununla ilgili arenada da ufak ufak hazırlıklar bitmişken dedik sıcağı sıcağına bu konuyu bir kriminal paranormal seans yapalım. Yine bu Korova dediğimiz kısaltılmışı konuşabilen ruhani varlıklar, Türkçe uzatılmış hali. Yeni gelenlere öğretelim. Eskiler zaten biliyor. Bu ruhani varlıklardan yine her zamanki gibi etkileşim olacak mı? Etkileşim olursa ne gibi cevaplar alacağız? Bu konuyla ilgili bilgi toparlayabilecek miyiz? Toplayabilecek miyiz? Köpeğimiz Foxy de görüldüğü üzere seansta herhalde bulunacak kendisi. Serbest istediği yere gidebilir ama ne hikmetse dibimizden ayrılmıyor. Seansta bir aktivite etkileşim olduğunda bir önceki köpeğimiz Foxy'nin katıldığı seansta bakın oldukça keyifli oyun oynuyor falan. Birden ağlama, korku, hırlama gibi tepkiler, reaksiyonlar verecek mi? Ben de merak ediyorum. Şu anda kapalı arenanın kendi bölgesindeyiz. Fakat bu kapalı olmasının tek korunaklı avantajı fiziki varlıklar. Tabii ki ruhani varlıklara karşı bir korunağımız yok. Fakat bilmiyorum, en azından Topkek meyve suyuna burada ihtiyaç duymuyorum. Ama harici tehlikelere karşı, yani enerji varlıklara karşı güveniyorum. Henüz bir problem yaşamadık. Henüz şaha kaldırıp atmadılar yani. Düşünmesi bile korkutuyor aslında. O kadar iletişim, etkileşimden sonra, tecrübeden sonra böyle bir şeyi hayal etmesi bile zor ve korkunç. Umarım her şey yolunda gider. Pozitifiz. Pozitif olduğumuzu dilendiriyoruz. Dilendirmesek de biliyorlar. Berrak bu konuyu bugün işledi. Bu konuyla ilgili seans yapalım, paranormal kriminal seans yapalım dedik. Canlı yayına girdi. Canlı yayına katılanlar, bana anlat YouTube'da canlı yayına katılanlar bilecektir ki 23-25 dakika, kaç dakika bilmiyorum, canlı yayın esnasında birden hat kopmadı, batarya bitmedi, hiçbir şey olmadı ama hat dondu. Yani canlı yayın dondu. İnsanlar canlı yayından çıkamadılar. Ben girdim, ben de çıkamadım. Hapsoldum. İşte birkaç açıklama yaptım. İşte bilgisayardan izleyenler bilgisayarları kapatsın. Mobil uygulamadan izleyenler işte uygulamayı, application'ı, YouTube'u kapatsın, girsin. Ancak öyle çıkarsınız canlı yayından diye söyledik. İnsanlar çok şaşırdılar. Böyle bir şey tanıklık ettikleri için durup dururken. Biz de çok şaşırdık. Ama yaşanıyor yani böyle şeyler. Antikos tabelamızı da çaktık. Yavaş yavaş ilerliyoruz arenada. Az önce seans hazırlığı yapmadan önce alt ses duydum. Birkaç defa duydum. Berrak'a da söyledim. Berrak duymamış. Ben duydum. İki defa çok net konuşma duydum. Hem de çok net duydum ama ya kelime Türkçe değildi ya da ben kelimeyi algılayamadım. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Hızlı bir şekilde seansa başlamak istiyorum. Özledik seansları. Ben de özledim. Ama dediğim gibi bir mola vermek zorunda kaldık burasından dolayı, arenadan dolayı. Bundan sonra yolumuza tam hız devam edeceğiz. Durmak yok. Bu kriminal paranormal seanslardaki cevap tutarlılığı biraz korkutmuyor değil, korkutuyor. Ama mutlu da etmiyor mu? Mutlu da ediyor. Bu da demek oluyor ki bir ispat, bir delil niteliğinde bilgiler geliyor. Yani bugün duyduğumuz seanstaki bir bilgi 3-5 gün sonra ya da 3-5 hafta sonra dosyada yer alınca yuh diyoruz yani. Doğru mu? Şaşırıyoruz yani. Hep birlikte izleyicilerle, Antikos ailesiyle şaşırıyoruz ama şaşkınlığımızın yerini alıştık. Yavaş yavaş merak almaya başladı. Korku eşiğimiz yükselmeye başladı. Daha dayanıklı olmaya başladık. Alt seslere dikkat diyorum. Altını çiziyorum. Alt sesler önemli. Bilimin açıklayamadığı ve açıklayabileceğine inanmadığım, henüz hazır değilim, böyle bir teknoloji bilim yok yeryüzünde. Alt sesler gerçekten var. Görsel birkaç temasımız oldu seanslarda. Çok önemli, arşiv için çok önemli görsellerdi. Onları izleyenler hatırlayacaktır. Özellikle Arikanda'da ve arenada gördüğümüz görseller muhteşemdi. Diyorum, çok da uzatmadan sözü Berra'ya bırakıyorum. Berra biraz uzak ama bağırarak anlatacak. Bağırarak konuşacağım için gelecektir. Ben de
izah edeyim. Önce biz Dahmer'le ilgili, Cebri Dahmer'le ilgili Engin'le bir seans yapacaktık. Tabii buranın toparlanması biraz uzun sürdü. Neden Cebri Dahmer'le ilgili yapacaktık? Zaten bir seri katil ve kurbanlarını bir şekilde bulmuşlar. Ama annesinin söylediği bir söylem vardı. Biz Engin'le buna çok takılmıştık. Hamileyken daha beni zehirlemeye çalıştığını hissettim ve içimde bir canavarın yetiştiğini düşünüyorum demişti. Bu söylem Engin'le ikimizi çok etkilemişti ve yaptığı cinayetlerde de işte insan etini yemeye çalışması falan, aslında bunlar tamamen yani onların tabiriyle içine iblis kaçmış denilebilecek hareketlerdi. Biz Cebri Dahmer'le ilgili bir yayın yapmak istemiştik, bir seans yapmak istemiştik. Aslında bu da aynı teori üzerinden ilerlersek, 5 kez psikolojik yardım almış, kendisi kasap Semih Çelik, hem Ayşenur Halil'i hem de İknur Uzuner'i gerçekten vahşice öldürüyor ve bir ayin şeklinde de bir fotoğraf, resim yapıyor. Kendisi bu resmi çiziyor. Bu resimlerle ilgili aslında tabii ki psikolojik sorunları var ama altında ne yatıyor? Gerçekten şeytani bir içgüdüyle yaşayan bu insanın zihnini etkileyen bir şey mi vardı? Gerçekten ne yaşanıyordu? Kendisi daha önce de intihara kalkışmıştı. Yine iki genç kızı da vahşice katlederek, parçalayarak sonrasında da intihar etti. Aslında karmaşık mı? Zihni karmaşık ama onu buna sürükleyen ne? Jeffrey Dahmer gibi gerçekten yeryüzünde vücut bulmuş bir iblis mi? Onları etkileyen bir şey mi var? İnsanoğlu bu kadar kötü olabilir mi? Gerçekten arkasına saklanmak gibi değil ama belki de ruhlarımıza musallat olan bir şeylerin varlığı, daha doğrusu varlığına inanmaya başlamıştık açıkçası, değil mi? Yani dünya genelinde de öyle. Yani bazı kriminal dosyalarda her ne kadar şaşırsak da, korksak da, anlam veremesek de şey oluyor. Yani bu paranormal dosyalara giriyor. Yani ya safsata olarak giriyor. Mesela katil işte öyle sesler duydum, öldürdüm diyor. Topu aklınca şeytana atıyor. Halbuki kendisi şeytana pabucunu ters getirir. Ama bazı kriminal paranormal cinayetlerde gerçekten şahıs da ya akli dengesi, ya akli dengesini kaybediyor. Alır mısın? Fox'u buraya gel. Bence bağlayalım. Tatlıya verir misin bunu? Olur. Gel bakalım, gel bakalım. Hoppa. Hadi selam ver bakalım. Hadi selam ver bakalım herkese. arabanın içinde de olabilir. Yani nitekim 19 yaşındaki bu 3 genç sınıf arkadaşı, aynı zamanda ismini yanlış mı söylüyorum diye de birden tereddüte düştüm. İknur ya da İkbal de genç kızın ismi. Ayşenur'u hatırlıyorum. Fakat biraz da korktum açıkçası. Burada çadırın içinde canlı yayın yapıyordum ve canlı yayın kilitlendi. İnanılmaz bir ekran gördüm. YouTube'da böyle bir ekran görünmez. Chat'teki insanların da birçoğu eğer laptop'tan girdiyse onlar da içeride hapsal. Yazılımsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama tedirgin edici bir durumdu tabii ki. Bununla ilgili seans yapmayı aklımızdan geçirdikten sonra ben canlı yayına başlamıştım. Sonrasında ise bunların yaşanmış olması biraz ürkütücüydü. Devamında bu üç gencin aynı sınıfta olması ve İbnur'a açıkçası musallat olmuş olması, defalarca polise şikayet etmiş olmasına rağmen bu benim işte hayatımı etkiliyor, beni rahatsız ediyor demesine rağmen serbest bırakmış. Ama mesela ben bugün bir haberde okudum, sicilinin temiz olduğu yazıyordu. Sicilinin temiz olduğu yazıyordu. Yani nasıl olabilir ki bir genç kız onu defalarca taciz suçlamasıyla şikayet etmiş ama onun sicili temiz, sadece 5 kez psikolojik yardım aldığı biliniyor. Sicilinin temiz olduğu söyleniyor. Bunlar sınıf. Bu arada canlı yayında mıyız? Evet. Engin. Pardon, yani kayıtta mıyız? Üçü de sınıf arkadaşı. Efendim ben yokum. Üçü de sınıf arkadaşı. Evet. Ama İknur defalarca kez kendisini şikayet ediyor polise.
Yani beni rahatsız ediyor, beni taciz ediyor diye. Ama hiçbir şey yaşanmıyor. Yani sicili de temiz. Ya bir ihmal de var tabii ki. Nasıl ilerlediğine de bağlı böyle şeylerin ama ben farklı bir şey hissediyorum. Ben saf bir kötülük hissediyorum. Ail demiştin. Kendisi evde bir deftere başı kesik, kolları kesik, başı bacakların arasına konulmuş şekilde, kolları da boynuz gibi boynuna saplanmış şekilde, yani tam ters şu elleri, bu kol kesiminden kesip o siyah beyaz resim, evet. Boğaza sokmuş. Tam olarak bunu yapmamış. Tabii ki Telegram'da görüntüler var. Ben ne yazık ki izledim. İzlememenizi tavsiye ederim. Ona yakın bir şekilde sokup bırakmış özellikle Ayşe Nur'un. Diğer bedenleri de üst üste koymuş. Yani neyse. Çok korkunç. Gerçek kötülük diyorum. Buzulları da öyle bırakmış. Buzulları da öyle bırakmış. Bu bir ayin. Ya bulunamasaydı, ya intihar etmeseydi, ya kaçsaydı ne olacaktı? Bu bir ayin yani. O böyle kesik baş, kesik bacak cinayetleri var ya, çöp konteynerine sembolik atıyor, bazı şeyler bulunamıyor. Onlar gibi bu da belki 20 sene, 25 sene, 30 sene unutulana kadar konuşulacaktı yani. Apar topar girdim, açıklama yapmak zorundayım. Biliyorum sıkılıyorsunuz ama ben de öyleyim. Ama yapacak bir şey yok. Köpekle aramızda 30 metre var, 35 metre var. Hemen ana kameranın dibinde çadırımız var. Gösteririm seans bitince. Şöyle bir 360 derece gezdiririm. Bulunduğumuz bölgede bizden başka zaten. Bölgede genel olarak kimse yok. Şu an alt ses duyuyorsak veya şu ana kadar duyduysak alt sesler önemli. Algılamaya ve anlamaya çalışalım. Ben de analizde dikkat edeceğim. Konuyu ben yüzeysel biliyorum. Hiçbir şekilde berrak kadar detaylı bilmiyorum. Hatta seansa işte bir saat kala falan öğrendim konuyu. Resimlere falan da ben de hani YouTube'da yayın yaparken gördüm. Dosya halinde bana vermedi. Bir çalışma da yapmadım. Sadece konuyu kaba taslak biliyorum. Şu an sizlerle birlikte dinledim. Detaylı olarak. Ama buzulların o şekilde bulunması. Buzulların. Evet. Kesinlikle ayine işareti diyor. Yani bu bir ayin. Bu bir ritüel. Kendisi de kayıp olarak bildirilmiş ailesi tarafından. Semih Çelik. Evet. Kayıp olarak bildirilmiş. Ama kayıp değil. Ya hayır, iki gün önceden bunu tasarlamış yani. Bir tuhaf saçma sapan bir şeye girişmiş. Kendini biraz inzivaya çekmiş. Anlatabildim mi yani? Üstüm başım leş gibi idare edin. Çalışıyorum. Toz toprak içindeyiz. Berrak böyle. Çok açıklama yaptık yeterince sanırım. Seansa başlayalım. Cebimde EVP cihazı var. Dijital ses kaydedici. Ortam sesini kaydediyor. Anlık ortam sesini. Ne duyuyor? Sonra kaydediyor. İşte rüzgar, ben, çar çöp, arı geçerse arı, neyse ne. Veya alt ses varsa alt sesi. Hatta bazı alt sesleri EVP ile aynı anda duyuyoruz. Bazen EVP duyuyor, biz duymuyoruz. İşte bu da düşük frekansta gelen alt sesler olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijital ses kaydedici frekansları, düşük frekanslardan da muhtemelen ses alıyor, kaydediyor. Bu sebepten dolayı güzel bir ruh kapanı diyebiliriz yani. Yakalıyor alt sesleri. Ya da onlar duyulmasını istediği için cihazla konuşuyorlar ki duyuyoruz. Bunu defalarca deneyimledik. Bu arada uzun bir zaman seans yapmadığım için şu an seans heyecanı bende var. Sende var mı? Ben biraz korkuyorum çünkü ben Antikos Arena'da kötü enerjilerin olmasını çok istemiyordum açıkçası. Evet. Bana göre bu çok kötü bir enerji. Bunu eğer bir güçle sağladıysa... Daha 24 saat oldu galiba ortalama. Aynen. Eğer şeytani bir güçle bunu sağladıysa bunu Antikos Arena'da hissetmek benim için tabii ki şanssız bir şey olacak yani. Hani tellerin ardında yaptığımız ilk seans. Böyle olması biraz tuhaf olabilir. Şimdi ritüelse ritüel olduğunu soralım. Değil mi? Ritüel mi? Niçin yapıldı? Gibi gibi. Kötü bir güç tarafından ele geçirilmiş olup olmadığını veyahut da evet. Evet, yani manipüle edilme. Berran kastetti. Semih denen
şahıs bu cinayeti, cinayetleri yapmadan önce kendisinin de zihnen hatırlayamayacağı bir manipüle mi oldu acaba? Ruhani varlıklardan bir etkileşimde olduğumuz bu varlıklardan bilgi alabilecek miyiz? Alırsak çok güzel olur. Gerçekten muhteşem olur. Birçok kez başarılı seans yaşadık. Hemen hemen seanslarımızın hepsi başarılı. Kimileri çok başarılı, çok korkutucu. Nasıl bir seans olacak? Ben de merakla bekliyorum. O zaman çağrıyı yapıyorum. Hazır mısın? Ben hazırım. Alt seslere odaklanın. EVP cihazları. MF'ler pardon. Radyo, AM de boşta. Evet, MF. MF. Frekans tarayıcı. Işıklı. MF cihazı. Ses desibel vesaire. Diğer ekipmanlar burada. EVP ile de çağrıyı yapalım. Ruhlar aleminden ya da alemlerden. Şu an burada. Sesimi duyan, bizi gören birileri var mı? Semih dosyası, ritüel, kayıt 1, kısım 1. Sanki uzaklarda rüzgar uğultusu var. Ama burada yok. Burada yok. Mümkün değil. Böyle bir şey duyulmaz zaten. Yapıyor ama neredeyse yaprak oynamıyor. Görüyorsunuz. Duyuyor musun? Bizden çok uzakta. Duyuyorsun değil mi? Evet. Yani sırf tutar. Sesimi duyan, bizi gören birileri var mı? Pozitif geldik. Soru cevap yapmak istiyoruz. Ne ekmezse yine rüzgar başladı. O şey yine oldu. Her çağrıdan sonra. Duydun mu? Dinleyelim. Semih dosyası, ritüel, kayıt 1, kısım 1. Sanki uzaklarda rüzgar uğultusu var. Ama burada yok. Burada yok. Mümkün değil. Böyle bir şey duyulmaz zaten. Yapıyor ama neredeyse yaprak oynamaya görüyorsunuz. Duyuyor musun? Duyuyorsun değil mi? Duydum. Sesimi duyan, bizi gören birileri var mı? Pozitif geldik. Soru cevap yapmak istiyoruz. Ne ekmezse yine rüzgar başladı.
Her çağrıdan sonra. Duydun mu? Bir yine böyle gibi, çekik gibi bir konuşma vardı hafif. Ya da ben öyle anladım ama duyduğumu düşünüyorum. Buna da ihtiyacımız yok. Şuraya koyalım. Frekans dereceye bağlanacağız ama ben son bir kez çağrı yapmak istiyorum. Alt ses odaklı yine. Ruhlar aleminden ya da alemlerden bizi duyan, gören birileri var mı? Tesadüf olamaz. Yine değil mi? Yani ruhlar aleminde her seslendiğimde sanki bak buraya kadar geldi, yapraklar başladı. Bir şeyler hareket ediyor. Bir şeyleri tetikliyorsun yani. Bu artık net. Tesadüf mü yani? Rüzgarı hesaplayıp herhalde çağrı yapacak halim yok yani. Rüzgarı hesaplayamaz. O zaman alt ses de var. Buraları iyi dinleyeceğim. Bağlanamıyorum. Bir kontrol eder misin? Tamam. Ses bombasını açtım ben şu an. Şu an açık. Frekans dereceye bağlanıyoruz. Frekans dereceye manipüle ettiklerine inanıyoruz ve sorularımıza cevap bekliyoruz. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan, beni gören birileri var mı? Ses kısık. Hangisi? Bilmiyorum. Çok zayıf bir ses geldi. Çok mu kısıktı? Hayır, değildi. O zaman al ses miydi? Evet. Evet, tamam. En sondayım zaten. Tamam, bastım. Şu an şeyden tepki çıkıyorum. Verdi en sonda. Ben çok garip hissediyorum kendimi. Tekrar bunu soralım. Neyi? Hadi. Neyi? Konuşma duyuyor, ben duymuyorum. Frekans aracından değil, şuradan. Tamam. O aynı şeyden bahsediyorum, ben duymuyorum. Ruhlar aleminden sesimi duyan, bizi gören her kimsen yardıma ihtiyacım var. Esen rüzgarın sebebi sizin gelmeniz mi? Ne? Şimdi duydum az ses. Böyle yapıyorsam az ses. Çok net duydum. Evet. Sesi gibi bir şey duydum. Yo, ben konuşma duydum. Evet, böyle şapırdatarak konuşma. Evet, böyle ağzı sulu gibi. Duydun mu? Neydi? Bilmiyorum. Kızların isimlerini seçelim. Ayşenur ve İknur. İkbal. Alt ses çok net. Öyle bir... Ben başka bir şey sormak istiyorum. Semih Çelik'in etkilendiği bir varlık var mı? Cinayeti işleyen Semih Çelik kötü enerjiler tarafından manipüle mi oldu? Yoksa planlı bir cinayet miydi? Çok net alt sesler var.
yaşadık. Bunlar devam edecek mi? Duyuyor musun az sesleri? Duyuyorum. Çok net konuşmalar var şu an. Ve ormandan geliyor. Bir yani erkek sesi. 3-5 metre önümüzden erkek, evet. Fısıldayarak konuşuyor ama net. Az konuşalım. Öz konuşalım. 70. Az konuşalım. 70 dedi. Öz konuşalım. Bu iki cinayeti işleyen Semih Çelik planlı mıydı yoksa kötü enerjiler mi var işin içinde? Sol. İnsan o. İnsan o. Ya da insan o. Bu cinayet bir ritüel için mi işlendi? Doğru. Peki Semih Çelik. Hayır. Nasıl bir ritüel için bunu yaptı? Ritüelin amacı ne? Kime hizmet ediyor? Pekâb. Bu cinayeti işleyen başka birileri var mı? Semih Çelik yalnız mıydı? Bu ritüelin adı ne? Zargırmayı. Zargırmayı mı? Böyle bir şey söyledim. Zargırmayı gibi bir şey. Zargırmayı bir ritüel çeşidi mi?
bakımından ya... Dosyayı detaylı bilen sensin. Sorun var mı? Bekliyoruz. Evet. Aslında çok güzel bir soru sordum. Dedin ki bunu tek başına mı yaptı dedin? Ona yardım eden kişi bir insan mıydı? Semih Çelik'e yardım eden kişi bir insan mıydı? Çeçenistan. Sen kehanet sorusuna geçtin. Kriminalden ve Çeçenistan dedi. Bunun genel olarak bir kötülük olduğunu düşünüyorum. Narin, kaybolan genç kızlar, katledilen genç kızlar 2024 yılında özellikle bu yıl ve bu aylar içerisinde korkunç şeyler yaşıyoruz. Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Anlayamadım. Aman. Ya. İki üç gün önce gece kamerayı kontrol ettiğimde Engin diye seslenen sen misin? Doğru mu dedi? Ya da anlayamadım. Emin değilim. Meslek hastalığı. Semih Çelik bir kasaptı. Vay canına meslek hastalığı. Kendi kasaptı. Evet. Hayvanların canını almak onu kötü yönde etkilemiş olabilir mi? Kötülüğe orada bulaşmış olabilir mi? Evet. Semih Çelik bir kasaptı. Hayvanların canını almak onu bir kötülüğe bulaştırmış olabilir mi? Ya da bir kötülüğü ona çekmiş olabilir mi? Ruhlar aleminden ya da alemlerden
Bizi gören ve duyan her kimsen bana adını söyle. Bana ismini söyle. Bu nefes sesi benim. Az önceki de. Allah. Soruların bittiyse ben devam ediyorum. Bitti mi? Bu dosyayla ilgili. Var, aklıma gelen birkaç bir şey var. Yanlış anlaşılmazsa sormak istiyorum. Evet. Olabilir. Semih daha öncesinde başka bir insana zarar verdi mi? Semih Çelik daha önce başka bir insan öldürdü mü? Ritüel için. Emir'de. Galiba. Ya da bir şey içinde. Semih Çelik de kendini öldürdüğü için üçüncü kişi mi yoksa bir kişi daha mı var kurbanları arasında? Bunun için sordum. Daha 19 yaşında. Yani bir kişiyi daha öldürmüş olabilir mi bilmiyorum. Semih Çelik hayatında kaç insan öldürdü? Taşlarla oynayalım mı? Bana burada olduğunu ispatla. Zihnimle oyun oynayan sen misin? İyi aktif olan korkudan amigdala bölgesi zihnimizdeki zihin oyunları oynuyor. Son birkaç seansta olmaya başladı. Bir hologram görüyorum ve kayboluyor ve insan formunda. Şimdi bir daha gördüm şöyle. Ama hale şeklindeydi. Netlik yoktu. Renk yoktu. Doğru dedi galiba. Renk yoktu. Doğru da diyen olmadıysam. Semih Çelik manipüle edildi mi?
Ailesi bir açıklama yaptı mı? Evet. Oğlunun tedavi gördüğünü. Psikolojik tedavi mi? Devam et. Oğlunun tedavi gördüğünü, kendisinin de kayıp olduğunu, onun için de endişelendiklerini, sonra bununla karşılaştıklarını söyledi. Babası da bir kuryeymiş. Aile çocuklarının garip davranışlarının farkında yani. Psikolojik tedavi görmesini de istemişler. Ama sonuç bu. Daha önce de kendisi bir kez daha intihara kalkışmış. Ama başarılı olamamış. Semih Çelik'i sizler mi manipüle ettiniz? Duyuyor musun? Çok net. Ne? Konuşma. Sesini duyduğum varlık sen misin? Hayvanı manipüle eden sen misin? Tesadüf olmayacak kadar ürkütücüydü. Evet. Şu bölgeden geldi. Güzel geldi. Alt ses konuşma duydum. Engin dedi. Bir kızışma var seansta. Zaten. Frekans sürecinde aynı oldu. Bu ıslık sesini sen mi çıkartıyorsun? Taş atabilir misin bulunduğun bölgeye? Konuşamıyorum. Coştu. Sebebi ne? Şu an hissettiğimiz kötü enerjinin sebebi ne? Bunu kim yapıyor? Aranızda kötü enerji varlıklar var mı? Şu an sesimi duyan. Şu an seansta olan. Bize zarar vermek isteyen var mı?
Çok net. Çok net duydum. Engin dedi. Çok net duydum. Engin dedi. Evet. Ve böyle bir netlik yok. Bu evet. Alt ses falan değil. Şuradan birisi Engin dedi. Sakin. Ve dijital bir Engin dedi. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan ve beni gören rahibe Yirike, ruhu burada mı? Yirike, burada mısın? Bana cevap ver. Sesimi duyuyor musun? Yirike. Selçuk Çelik cinayeti anı bana ortam sesi ver. Semih Çelik cinayetinde bana o anı ortam sesi ver. Semih Çelik. Bana cinayet ortam anı sesi ver. İyi. Yanda hazır ol. Yeni gelenler için kısa not. Rahibe Yirike iletişimde netlik olan bir varlık. Bir varlık. Nerede duruyordun? Analizde bakacağız. Ama önemli bir şey. Yirike ve Orgel bizde yeri ayrıdır. Ödeyen kim? Alt ses duydum, çok net. Yoksa saf kötülük Semih Çelik'in ta kendisi. Taş. Evet. Taş. Taşlarla oynamamı seviyorsunuz. Biliyorum. Bulunduğum yere taş atabilir misin? Neyse.
seni. Resim alalım. Bize bu cinayeti sebebini resim olarak anlat. Neden bu cinayet işlendi? Kötü enerji varlıklar mı var? Bu arada MF cihazlarında bir reaksiyon yoktu. Seans boyunca. Rakamsal olarak var mı bilmiyorum ama sinyal almadık. AM'de bir hareketlilik olmadı. AM aktif radyo. Boş frekansta. Mağara gibi bir yerde havada duran bir taç, taş, onun üzerinde de bir ışık, yani haç sembolü gibi bir ışık var. Havada duran bir taş var ama. Evet. Gördüm. Yakınlaştırarak bakalım. Mistik bir resim. Bakayım ekrandan. Evet, görünüyor. Şöyle sabitleyeyim. Sanki mezar lahit var. Üzerinde havada duran taş var. Ve bir ışık var üzerinde. Evet. Bir tane daha. Evet, bu şekilde duruluyor. Bir tane daha. Hatta birkaç tane alalım. Duydun mu? Bu arada 360 derece gezdireyim. Çok kısa şöyle. Yine aynı açıya koydum. Doğru mu? Evet. Açı olarak güzel. Korkup kaçmadığımız bir seans olması güzel. İletişim son 15 dakika muazzamdı, 20 dakika muazzamdı. Bu su götürmez bir gerçek. Daha analiz yapmadan belirteyim. Biz bile hissettik buradan. Fakat analizdeki sürprizleri daha çok merak ediyorum sizler gibi. Tabii sizler analizli şekilde izleyeceksiniz. Alt ses durdurmayın. Ve neden bilmiyorum ama Yirike'yi çağırma gereği duydum. Neden biliyor musunuz? Çünkü inanıyorum ki Yirike her seansta var. Sadece ve sadece biz onun ismini telaffuz etmiyoruz. Ancak istatistikler olarak bakıyorum. Dünya çapındaki çalışmalarda da böyle. Yani bir varlık türüyle diyalog varsa o varlık türüyle nereye gidersen git, Fizan'a da git seninle. Ve sanırım birçok seansta kıymetli bilgiyi de Yirike'den aldığımıza inanmaya başladım. Efendim? Şu iki ağacın arası. Ağacı da gösterebilir. Ver. Oo. Kolları sıvayan bir değişik bir şey. İnsan gibi ama pek de insana da benzemiyor yani. Bakayım nasıl görünüyor şöyle. Dokundum ekrana. Evet, sabitlesin diye. Bunları resim olarak bana at. Ekleyeyim ben. Sen de kalabilirsin. Tamam. Evet, okey, seansı sonlandıralım. Seansı sonlandırıyoruz. O havalı antik ghost tişörtlerimiz yok. Üzerimizde. Bugün seans yapalım diye çıktık ama kafa o kadar dolu ki aklımıza gelmedi. Ama etkileşim muazzamdı. Yani iyi ki
bugün seans yapmaya karar vermişiz. Aslında bunun günü zamanı artık kalmadı. Biz gerçekten ne zaman seans yapsak şaşırmıyoruz artık. Hep böyle. Türkiye'de bir ilk, tamamen bilimsel, ana kamera ne kaydediyorsa o. Sesler ve görüntüler, alt sesler, birebir hepsi gerçek. Alt seslerin netliği dünya çapındaki paranormal araştırmalarda yok. Antik Ghost'taki alt ses netliği, altını çiziyorum tekrar, dünyada bir ilktir. Diyorum, Antik Ghost büyümeye devam ediyor. Destekler için teşekkürler. Korku'dan like atmayı unutuyorsunuz, farkındayım. Like atmayı unutmayalım, destek olalım. Ve böyle bir çalışmaya ortak olduğunuz için ayrıyetten biz de teşekkür ediyoruz tabii ki sizlere. Sizlerin de analiz esnasında bulduğu detaylar çok kıymetlidir. Arşivimizde, yorumlarda hepsi kayıt altında kalıyor. Bilginiz olsun. Bir sonraki paranormal etkileşimde, seansta görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.